kulu yolda bıraktım inan. Ben sana öylesi taktım ilan, öylesi aşka yasak tanırım. Diler gibiyim anla biraz, aklımı yolda bıraktım inan. Hadi kızım, gelmiyor musun? Ekmeği eve bırakıp geliyorum. Aa, servisi kaçıracak salak. Al şunları, çantam nerede? İçeride. Ne bu acele, kahvaltı yapmayacak mısın? Hayır, çok geç kaldım. Harçlığın var mıydı? Var. Akşamları biraz erken yatsan, sabahları böyle koşturmasın. Al o şunları gibi. Hadi kızım, yürü. Hadi kızım, sen de geç kalacaksın. Ebru! Ebru? Saat kaç oldu? 8'e geliyor, kahvaltı hazır. Bak, ben çayları koyuyorum, ona göre. Tamam, kalktım. Çiğdem gitti mi? Evet, yine bir şey yemedi. Bütün gece televizyonun başından kalkmıyorsunuz ki. Cırt o kanal, cırt bu kanal. Sabah da sizi kaldırmak için vinç lazım. Anne, para var mı? Yok. İyi o zaman. Neye lazımdı para? Boş ver. Hayır, biliyorsun, araba bilye dağıttı, 2 gün yattı. Tamam anne, gitmeyi veririm, olur biter. Nereye? Ya dün söyledim ya, Nilgün'ün yaş günü diye, kıza hediye alacaktım. Evet, hatırladım. Acaba ne yapsak? Boş ver, ben daha sonra bir şey alırım ona. Bu cam göz, araba servisten çıktı demek. Senem abla, bir şey mi vardı? Araba çıktı demek. Evet, bu sabah aldım. İçeri gel de bir çay iç. Peki. Günaydın Camgöz. Günaydın ablacığım, bakıyorum erkencisiniz. Evet, onda dersim var. Oh, kıyak iş. Ne? Ne kadar masraf oldu? Efendim ablacığım? Servise diyorum, ne ödeyeceğiz? Ha, araba için. 12.700. Faturası işte burada. Allah! Ulan bu kadar pahalı mı bu bilye takımı? Sen ne diyorsun? Her şey mart dolar anneciğim. Sus! Nereden annen oluyorum ben senin? Pardon, abla diyecektim mi? Abla da deme. Her neyse, servisin parası ödendi mi? Hayır, bir kısım verildi. Tamam, bugün 5 milyon verirsin, kalanı da cumaya dersin. Tamam, ben Yakup Usta ile konuşurum. Al şunu. 5 mi? 5. Oldu abicim, bu takım kaçar abicim. Bırak saçma sapan konuşmayı da arabaya iyi bak. 2'de 1 böyle masraf çıkarırsan vallahi kârı kediye yükleriz. Gözüm gibi bakıyorum şerefsizim. Ay, saat 9 olmuş, ben hala sallanıyorum. Gözün çıksın inşallah, rahmetli sağ olsaydı böyle mi olurdu bu işler? Anne, şuna seslensene, beni okula bıraksın. Tamam. Camgöz, bekle! Ebru'yu da bırakacaksın. Tamam, bekliyorum. Ebru, hı, al şu parayı da git yaş gününe. Anne, cidden gitmesem de olur. Al, al dedim sana. Pekala. Canım anneciğim benim. Canım yavrucuğum benim, hadi. Hadi, hoşça kal. Güle güle.
İstersen akşam gelip alayım. Gerek yok, sen işine bak. Merhaba. Biz hoş geldik. Geldiniz. Ablam evde mi? Hayır, biraz geç gelecek galiba. Niye? Yaş gününe gitti. Kimin? Ne bileyim ben, o arkadaşı var ya, neydi onun adı? Üf, hep unuturum onun adını. Ha Nilgün, biz odada biraz ders çalışacağız. Karnınız aç mı? Hayır. Eyvah, yandık. Merhaba. Evet, bu da sen. Merhaba. Bizi kimse tanıştırmadı. Bari aramızda tanışalım. Ben Kürşat. Memnun oldum. Sanırım bir isminiz vardır. Hı hı. Evet, adım Ebru. Ebru'nun anlamını biliyor musunuz? Bilmem. Sahi bilmiyor musunuz? Ben nakış diye biliyorum. Koyuluklardan açığa doğru. Yani karanlıktan ışığa geçiş. Hiç bilmiyorum. Ay çocuklar, özür dilerim. Sizlerle yeterince ilgilenemedim. Bırak sen, keyfine bak. Kürşat Bey'le tanıştınız değil mi? Evet. Çok cici bir arkadaşım var. Kürşat Bey de menkul değerlerle ilgilenir. Yani yeni tabirle borsacı. Yanlış söylemiyorum değil mi? Öyle sayılır. Aslında biz birikimleri değerlendiriyoruz. Hey çocuklar! Yani paranın üremesini sağlıyoruz. Hiç anlamadığım şeyler. Neden? Hiç ilgilenmez misiniz? Hayır, param yok ki üremesini bekleyeyim. Ama her an olabilir. İyi, bunu o zaman düşünürüm. Konudan sıkıldınız galiba. Dans edelim mi? Olabilir. Bir yerde çalışıyor musunuz? Hayır, okuyorum. Hangi okulda? Konservatuvar, şen öğrencisiyim. Yani şarkıcı mı olacaksın? Neden? Küçümsenecek bir şey mi? Hayır, ne münasebet. Ayrıca çok memnun oldum. Demek ki sesiniz güzel. Eh işte. Ne demek eh işte? Herhalde o okula herkesi almıyorlar. Evet, sınavlı. Çok merak ettim şimdi. Nasıl duyarız sesini? Saçmalamayın. Çocuklar, müziği keser misiniz? Benim çok sevgili can arkadaşım Ebru... Bu yaş gününde... Yaşlanma gününde. Ay doğru vallahi. Yaşlanma gününde benim için bir şarkı okuyacak. Onu dinler miyiz? Hadi bakalım. İkiniz bir olup beni kazıklıyorsunuz. Ya nasıl okuyacağım ben şimdi? Ömer, Ferit, hadi çocuklar. Hadi bakalım, herkes enstrümanlarını alsın. Hadi. Hadi. Bir gece...
Kim kimdi? Ebru'nun çıktığı adam. Bilmem, hayatımda ilk defa görüyorum. Ben de, bizim çevreden değil. Daha çok taşra tipi var herifte. Kıskanmayın bakalım, bayağı yakışıklıydı. Senin de zevkine ve birader, o mu yakışıklı? Bence hoş adamdı. Allah, yandık vallahi. Size çok zahmet oldu. Aslında bir taksiye de binebilirdim. Yok canım, ayıp olmaz mıydı hazır araba varken? Sağ ol. Senden çok etkilendim. İzin verir misin? Seni tekrar nasıl görebilirim? Buna gerek var mı? Hem de nasıl. Seninle hiç değilse bir kez daha görüşmek isterim. Bu bir kır kahvesi, bir sahil... Hatta kaldırıma konmuş bir bank da olabilir. Ciddi olamazsınız. Çok ciddiyim. Yarın ya da bir başka gün bana bir randevu verin. Buluşalım. Lütfen. Bana aşık olduğunuzu söylemeyeceksiniz herhalde. Hayır, bu çok basit olur. Lütfen bunu benden esirgemeyin. Pekala. Yarın okul çıkışı Maçka'da. Saat? 3:30'da. Tamam. 3:30'da seni bekleyeceğim. Hoşçakalın. Anne. Geldin mi kızım? Neden yatağında uyumadın? Çiğdem'in arkadaşı vardı. Belki bir şey isterler dedim. Sema mı? Gitmiş mi? Bilmem. Bak çok geç oldu. Seni evden merak ederler. Boş ver. Ne oldu? Bilmiyorum, deli gibi uyuyor. Sema. Hasta falan mı acaba? Bilmiyorum. 2 saattir böyle. Allah Allah. İçki falan mı içtiniz yoksa? İlgisi yok. Pekala, şunu yatağa yatıralım. Sema. Hadi. Sema kalk. Hadi kalk çocuğum. Kalk. Kalk yatağa yatıralım seni. Hadi. At bacaklarını. At, tamam. Sen kanepede uyuyacaksın mecburen. Tamam, yatarım. Annesi burada olduğunu biliyor mu? Evet, ama evine dönecekti. Telefonları kaç? İşte burada. Alo. Alo. Efendim, Sema'nın annesiyle mi görüşüyorum? Evet. Efendim... Bu saatte rahatsız ettiğim için özür dilerim. Ben Çiğdem'in ablasıyım. Sema bu gece bizde kalacak. İyi ya. Hayır, belki merak edersiniz diye aramıştım. Tamam, zaten ben uyumuştum. Pardon, sizi uyandırdım. İyi geceler. Ana muazzam. Ne dedi? Tamam, konuştum. Pek de merak etmemiş zaten. Bana bak, sakın bu kız uyuşturucu falan kullanıyor olmasın. Ne gibi? Ne bileyim, hap falan. Aman abla, saçmalama. Sonra? Çok ısrar etti. Arabada 1 saat yalvardı. Ay ilginç. Hiç de öyle bir tipe benzemiyor. Evet, ben de çok şaşırdım. Sonra? Ne yapayım? Gel dedim. Nereye? Ah, işte gelmiş. Aa. Kim? İşte orada Kürşat Bey'in arabası. Ah. Hadi bakalım, kolay gelsin. Sen de gelsene. Aa, delirme, yürü. Merhaba. Merhaba.
Nereye gidiyoruz? Bilmem. Nereye istersen. Fazla geç kalamam ama. Biliyorum. Burayı çok severim. Canım sıkıldı, kendimi mutsuz hissettiğim zamanlar buraya gelirim. Kendimi dinlerim. Çoğu kez içimdeki hüznü buruşturup atarım boğazın sularına. Hüzün mü dediniz? Evet, yalnızlığın hüznü. Neden? Hiç arkadaşınız yok mu? Gerçek anlamda yok. Aslında ben... Sen yıldırım aşka inanır mısın? Cidden sordum. Dün akşamdan beri bütün duygularım sana yoğunlaştı. Elimde olmayan bir şey. Sabaha kadar uyku tutmadı. Yatağın içinde dönüp durdum. Çok samimi söylüyorum. Elini verir misin bana? Lütfen. Sana bir şey göstereceğim. Parmaklarını aç. Şimdi parmak uçlarını benimkilere hafifçe dokundur. Tuhaf değil mi? İnsanda sevgi yoğunlaştığı zaman bütün elektriği parmak uçlarında toplar. Ve bu iki insan arasında elektrik varsa eller gayri ihtiyari birbirine sarılırlar. Çok saçma. Hayır. Bu bir uzak doğu geleneğidir ve tamamen doğrudur. İsterseniz ilgisiz biriyle deneyin. Bu olmayacak, göreceksiniz. Yani... Evet, sevginin işareti. Neden açmadınız telefonu? Boş ver. Saçma sapan bir şeydir. İnsan merak eder. Önemli bir şey olamaz mı? Önemli bir şey olsa hissederdim. Ayrıca aramızdaki illüzyonun bozulmasını istemedim. Pekala, gidelim mi? Tamam, gidelim. Seni telefonla arayabilir miyim? Şuraya yazar mısın? Unutma, parmak uçları her zaman doğruyu söyler. Hoşça kal. Efendim. Bu konu benim için kapanmıştır. Tamam, ne istersen yap. Çünkü senden korkmuyorum artık. Aa, erken geldin kızım, ders yok muydu? Hayır. Gece çalışacak mısın? Ne yapayım, bire kadar falan çalışırım icabında. Oldu. Aman derim Camgöz, iti, uğursuzu alma arabaya. Sorma abla, geçen gece şoförün birini soymuşlar. Aman Allah muhafaza. Ya, bir de elini kolunu bağlayıp bagaja kilitlemişler biçareyi. Sonunda polis bulup kurtarmış. Vah vah. İstersen gece çalışma. Mecburuz abla, baksana iki kız okutuyorsun, kolay mı? Ne bileyim canım, Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olmayalım. Sen işini ferah tut, hadi eyvallah. Güle güle. Ne oldu? 6,5 milyon hasılat toplamış. Onu sormuyorum. Sema ne oldu? Sorma. Sabah da kalkmadı. Bizimki gitti, o uyudu. Aa, yok canım. Vallahi saat öğlen 1'de zorla yerinden kaldırdım. Çıkıp gitti. Annesi hiç arayıp sormadı mı peki? Hiç. Allah Allah. Dürel elimden kim kurtardı bu yurdu? Mehmetçik değil miydi? Yazı Çerkezi Kürdü. Anne. Efendim kızım. Gelsene biraz. Şöyle yanıma otur. Evet. Şimdi elini uzat. Parmaklarını iyice aç.
Öyle değil, böyle. Böyle. Hı-hı. Şimdi parmaklarını benim parmaklarıma değdir. Nedir bu kızım? Sen değdir. Allah Allah. Fal mı bakıyorsun kızım? Tamam, yok bir şey. Hayırdır inşallah. Merhaba kızlar. Merhaba. Otursana. Oturabilir miyim? Tabii. Şey, saat 3'e kadar dersimiz yokmuş. Sinemaya gidelim mi? Ne oyunu? 10 yönetmenin filmi. Atıf'la Zeki Ökten'in hikayeleri çok iyiymiş. Aman gerisi de entel dantel hikayesi desene. Olsun canım, görmek lazım. Ömer, elini uzatsana. Ne var elimde? Yok bir şey. Sen uzat, parmaklarını aç. Şimdi parmak uçlarını benimkilere dokunur. Nedir bu? Neden yaptın bunu? Yok bir şey. Sahi, neden yaptın bunu? Hiç canım, öylesin işte. Hadi kızım, kes şu müziği de sofraya gel. Okuldan geldiğinden beri böyle, güm güm. Konu komşuya ayıp oluyor. Hadi kızım, gelsene sofraya. Annem kapat dedi, duymadın mı? O kızın babası yok mu? Hangi kızın? Şu Sema'nın canı. Baram annesiyle ayrılmışlar. Yani kız annesiyle kalıyor. Hı hı. Son derece ilgisiz bir kadın. Aman bize ne kızım? Bize çok şey. Onunla fazla samimi olmanı istemiyorum. Neden? O kızı gözüm tutmadı işte o kadar. Duydun mu? Hayırdır. Ben bakarım. Efendim? Ebru? Evet. Seni bugün göremedim. Evet. Seni çok özledim. Ebru? Evet, sizi dinliyorum. Yarın akşam yemeğini birlikte yiyelim. Olmaz. Neden ama? Hayır, akşam olmaz. Öğlen Boğaz'da bir balık yiyelim. Bilmem. Yarın 1'de aynı yerden alırım. Fakat... 1'de. Hoşça kal. Yanlış mı yapıyorum acaba? Ebru? Ne oldu, bir şey mi var? Hayır, yok bir şey. Hanımın kadehine lütfen. Ben içmem. Lütfen. Peki. Tarih 16 Ocak 1996. Beraberliğimiz için ilk kadeh kaldırdığımız gün. Siz nesiniz? Kimsiniz Allah aşkına? Ben kendimi yeterince anlattığımı sanıyordum. Hayır, sizi hiç tanımıyorum. Sizse kalkmış bir birliktelikten bahsediyorsunuz. Affedersiniz. Biraz ileri gittim galiba. Bana hak vermelisiniz. Bir iki kez gördüğüm insanın beni yönlendirmesi tuhaf değil mi? Evet, ama ben de sırlarla dolu bir insan değilim.
Bir erkek genç bir kızdan hoşlanıyor. İşte bütün mesele bu. Peki neden ben? Buna cevap veremem. Ama parmaklardaki sihre inanmıyorum. Yeter mi? Aslında çok zeki bir insansınız. Artı puan mı? Aynı zamanda da gizemli. Başka? Fazla duygusal olduğunuzu sanmıyorum. Eğer beni adi bir çapkın olarak görüyorsanız buna çok üzülürüm. Hayır, daha bundan emin değilim. Benden klasik sevgi sözcükleri etmemi beklemiyorsunuz sanırım. Saçmalamayın lütfen. İşte buna içilir. Bir şey mi oldu? Yok bir şey. Hiç içmedin? Söyledim ya içki içmem. Saygı duyarım. Bu borsa işi nasıl bir iş? Borsa mı? Çok karışık. Nasıl karışık? Nasıl anlatayım? Bir çırpıda anlatamam ki. Çok incelikleri olan bir iş. Sen birinden mi korkuyorsun? Hayır. Nereden çıkardın bunu? Pardon. Ama bana sen demen hoşuma gitti. Biraz yaklaşırsan sana bir şey söyleyeceğim. Lütfen. Bunu kimsenin duymasını istemiyorum. Benimle evlenir misin? Hemen cevap vermeni istemiyorum. Ama çok ciddi bir teklif olduğunu düşün. Kalkalım. Peki. Garson. Ebru, ne oldu kızım, neyin var? Hiç, uykum kaçtı o kadar. Hayır, hayır, eve geldiğinden beri bir tuhafsın. Bir derdin var senin. Anne. Evet. Bugün bir evlenme teklifi aldım. Ciddi olamazsın. Gerçekten çok ciddi. Peki, kim bu adam? Ben tanıyor muyum? Hayır, ben de sadece iki kez gördüm. Ve sana evlenme teklif etti. Evet, çok ilginç bir adam. Allah Allah. Peki nedir? Kimin nesidir? Nilgün'ün yaş gününe gelmişti. O gece beni arabasıyla eve bıraktı. Dün akşam telefon eden o muydu? Hı-hı. Aman Allah'ım. Peki sen ne düşünüyorsun? Bilmiyorum. Kafam allak bullak. Canım kızım, sakın iyice anlayıp dinlemeden... Bana güven. Yanlış bir şey yapmayacağımı bilirsin. Hı-hı. Canım. Ay yılın olayı, vallahi şok oldum. Ay dur bakalım, daha evlenen falan yok. Ay aptal mısın kızım, ben olsam bir saniye bile düşünmem. Hoş, yakışıklı, zengin. Onu çok iyi tanıyormuş gibi konuşuyorsun. Ay tanıyıp da ne olacak? Yani görünen köy kılavuz ister mi? Sahi sen mi çağırmıştın onu yaş gününe? Hayır, Seralar da gelmişti, Hakan'ın arkadaşıymış. Bak gördün mü, yeterince tanımıyorsun işte. Sen bir evlen de yeterince tanırız o zaman. Aa iyi valla. Şu Hakan'a filan sor bakalım nasıl biriymiş bu. Aa bir daha fiyelik yapacağız. Ya bırak ya. Önemli olan senin intiban.
etkilenmedim desem yalan olur. Ah, tamam işte, o zaman evlen. Abla, bunu mu giysem yoksa siyah mineyi mi? Sen bilirsin ama bu da çok güzel. Eteğin yanları çok kabarık duruyor, hiç sevmiyorum. O zaman siyah giy. Çocuklar, kapıya bakın. Aa, iyi geldi galiba. Ben kaçıyorum. Hepsini aldım. Yalnız kivi mi, çivi mi nedir ondan yok. Oo Zehra Hanım, damadını çok seveceksin anlaşılan. O daha belli değil. Henüz yüzünü bile görmedim. Kızım beğendiyse tamamdır. Kafanı yorma. Tamam canım, göz uzatma. Uzatmayayım değil mi? Enişte menişte gelir de. Heyecanlanma, herkesin başından geçer. Rahat ol, bırak o düşünsün. Ulan... Benim nezakete görücü gittiğim gün aklıma geldi de... heyecandan çorabın bir tanesini yeşil, bir tanesi de kırmızı giymiştim. Neredeyse hıyarlığından alamayacaktık. Sonunda aldın ama. Allah'a bin şükür. İkinci kat 7 numara. Teşekkürler. Merhaba. Merhaba. Bu senin için. Çok teşekkür ederim. Bu Çiğdem olmalı. Evet. Merhaba Çiğdem. Merhaba. İşte bu da annem. Merhaba efendim, nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun. Buyurun, rahatınıza bakın. Merci. Demek lise son sınıftasın. Hı hı. Peki ondan sonra? Bilmiyorum, nereyi kazanırsam. Ama bir idealin olmalı değil mi? Basın yayın istiyorum. Yani gazeteci olacaksın ha? Girebilirsem. Biraz gayret edersen girersin, ne olacak? Evet, annen doğru söylüyor. Aman evladım, ben bunları babasız büyüttüm. Rahmetli öldüğünde bu Çiğdem daha 4 yaşındaydı. Evet, çok zor. Ebru ilkokulu daha yeni bitirmişti. Neler yaşadım bir bilseniz. Ama harika bir annesiniz. Çocuklarınızı çok iyi yetiştirmişsiniz. Ama işte biri bana kalmayacak. Anne lütfen. Bakın Ebru'ya ne kadar güveniyorsanız bana da o kadar güvenmenizi isterim. Evet, iyi bir insana benziyorsunuz. Nasıl yakıştılar birbirlerine? Harika. Ablacığım, ağlama demiyorum. Çünkü biliyorum ki sevinç gözyaşlarıdır. Ondan değil. Rahmetli babalarını hatırladım. Bırak şimdi. Şu an o da buradadır. Nereden biliyorsun? Siz Bayan Ebru Gündeş, kendi isteğinizle kimsenin etkisi ve tesiri olmadan... Kürşat Cemiloğlu'nu kocalığa kabul ediyor musunuz? Evet. Siz Bay Kürşat Cemiloğlu, kendi isteğinizle kimsenin etkisi ve tesiri olmadan... Ebru Gündeş Hanım'ı eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Ben de Beyoğlu Belediye Başkanımızın bana vermiş olduğu yetkiyle sizleri şu andan itibaren karı koca ilan ediyorum. Mutluluklar diliyorum. Abla ayağına bas.
Kızım bundan sonra sana emanet. Ona iyi bak, olur mu? Hiç kuşkunuz olmasın. Ona gözüm gibi bakacağım. Pardon. Tebrikler. Estağfurullah. Teşekkür ederim. Ne gerek vardı? Aa, teşekküre değmez. Ne olacak canım? Canım, tebrik ederim. Bir dakika. Sağ ol. Darısı başına mı denir? Nerede biz doğuşan? Ne dedin? Biz de o şans nerede diyorum. 2 gün önce tanış, 15 gün sonra evlen. Oo, nerede böyle bal? Kimdi o? Kim? O kapıda konuştu. Hiç, bir arkadaş. İşle ilgili. Tebrik ederiz damat bey. Karanfil gibi kız verdik size. Teşekkür ederim. Ha, bu da benim çiçek. Eşiniz mi? Memnun Allah oldum. Allah yastıkta kocatsın. İnşallah. Nasıl damat? Maşallah, ikisi de birbirine çok yakışıyor. Affedersin, az daha unutuyordum. Harika, çok teşekkür ederim. Değmez. Sen çok daha güzel şeylere layıksın. En kötü günümüz böyle olsun. Ömür boyu. Evet, ölünceye dek. Bir dakika, senin yanında soyunamam. Gürşat, espri mi yapıyor acaba? Gürşat.